Hadi gelin bugün iki sorunun yanıtını vermeye çalışalım. Bunlardan birisi dolar neden yükseliyor ve dolar nereye kadar yükselecek. Bunun için bu seneyi çok iyi bir şekilde tahlil etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sene o kadar kritik, o kadar büyük hatalar yaptık ki ne yazık ki 2020 yılına 2019 yılından çok daha büyük kırılganlıkla girmek zorunda kalıyoruz. Üstelik 2019'daki kırılganlıkların sebeplerine yeni yeni sebepler de eklendi. Örneğin bu Doğu Akdeniz meselesinin daha da büyümesi, Libya'daki meselelerin iyiden iyiye büyümesi, Avrupa Birliği ile aramızın açılması, Amerika ile gerilimin daha da büyük bir seviyeye doğru taşınması, Rusya ile durumumuzun ne olacağının belli olmaması. Bunlar bizim uluslararası risklerimizin her geçen gün büyüyerek arttığını çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Sadece uluslararası risklerimiz mi var? Hayır tabii ki. Bütçe açığımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. 100 milyar, evet 100 milyara yaklaşmış bir bütçe açığından bahsediyoruz bu ay için. İhtiyat akçesini de üzerine koyarsanız neredeyse 140 milyara gelmiş bir bütçe açığından bahsediyoruz 2019 yılında. 2020'deki bütçe hedefi, bütçe açığı hedefi zaten 140 milyar. Demek ki biz 2020'de çok daha yukarıdaki bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalabiliriz. E bütçe açığını kapatmak için vergide, zamlarda daha da fazla gaza basılırsa ne olacak? Reel sektör çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Tüm bunların dolar üzerinde çok ciddi baskılarını unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de bütçe dışında cari açıkla ilgili sıkıntılar da devam ediyor. Tamam cari açığı frenledik ama neden frenledik? İhracatımızı arttırdığımız, ithalatımızı azalttığımız için değil. Normal koşullarda en azından ihracatımızı arttırıp ithalatımızı azaltmış olsaydık. Yani üreten bir ülke olduğumuz için biz cari fazla veriyor olsaydık hiçbir problem yoktu hatta desteklenecek bir meseleydi. Oysa biz Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku sayesinde evet Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku sayesinde ne yaptık? Cari fazla verdi. Şu anda ise cari fazla vermemiz için hiçbir sebep yok. Çünkü dolar üzerinde çok ciddi bir baskı uygulamaya çalışıyoruz. Dolar üzerinde baskı uygularken de sürekli olarak hem reel sektörü hem de finans sistemini köşeye sıkıştırmaya devam ediyoruz. Bankacılık sisteminde çok ciddi batıklarla karşı karşıyayız. Şu anda makyajlanmasına rağmen bankaların batıkları 142 milyarı aşmış durumda. Bunun üzerine daha önce BDDK'nın bankalara uyarısını yaptığı enerji ve inşaat sektöründeki 46 milyar liralık batık da konulursa zaten 200 milyara dayanmış bir bankacılık sistemi batığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanına tabii ki yeni yeni batıkları da koyacağız. Şirketlerin iflasını, konkordato'larını koyacağız. Kurtarılmaya çalışan yandaş firmaların batıklarını koyacağız ve bunlarla birlikte bir anda 250-300 milyar lira varan banka batıklarıyla karşı karşıya kalacağız. Türkiye'nin finans sistemi sıkıntılı. Türkiye'nin reel sektörü sıkıntılı. En son Yörsan, Kemal Tanca, Beta gibi Büyük zincir mağazaları olan firmalar iflas ettiklerini açıkladılar. Bırakın konkordatoyu iflas ettiklerini açıkladılar. Türkiye'nin en büyük otobüs firması Temsa icralarla baş etmeye çalışıyor. Dükkanı kapattı. 23 Aralık'ta açacağım diyor ama açıp açmayacağının bir garantisi yok. Reel sektörde her geçen gün yeni yeni konkordatolar ilan edilmeye devam ediyor ve konkordata ilan eden şirketlerin sayısı. 3000'i geçmiş durumda. Bu arada biz ne yapıyoruz? Tüm bakanlıklardan daha fazla bir parayı Diyanete aktarmaya devam ediyoruz. 7.4 milyardı Diyanet'in bu seneki bütçesi şu ana kadar ilk 11 ayda 9.6 milyar lira harcamışlar. Diyanet tam 6 bakanlığın üzerinde para harcamış. Sarayın harcamaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Hükümetin gereksiz harcamaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Yandaş firmaları kurtarma operasyonlarından kaynaklanan harcamalar hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. Türkiye'nin en önemli, en büyük kamu bankası hatta tüm bankacılık sistemi içerisindeki en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın görev zararı 2.9 milyara gelmiş durumda ilk 11 ayda ve görünen o ki katlanarak artmaya devam edecek. Aylardır sizi uyarıyordum. Ne diyordum? Bankacılık sistemi büyük bir sıkıntıya doğru götürülüyor. Sebebi ne? Kur üzerinde baskı kurmak. Hazine ve Maliye Bakanı biz şöyle üretime geçtik, böyle sanayimizi güçlendirdik, işsizliğimizi şu şekilde azalttık, enflasyonumuzu, hayat pahalılığını azaltıp gelir dağılımını tabana yaydık diyeceğine ne diyor çıkıp? Biz doları baskılamayı başardık diyor. Bunu bir başarı olarak kabul ediyor ve bu başarının da bedelini biz ne olarak ödüyoruz? Kamu bankalarındaki görev zararı olarak ödüyoruz. Halkımızın fakirleşmesi olarak ödüyoruz. Şirketlerimizin batması olarak ödüyoruz ve uluslararası arenada bir yığın problem olarak ödüyoruz. Şimdi Libya ile birlikte Doğu Akdeniz'de yapmaya çalıştığımız hüllenin önünü kesmek için hülle diyoruz buna. Hülle demek zorundayız. Neden hülle demek zorundayız? Çünkü aklımız sıra Doğu Akdeniz'de bir bypass operasyonu yaptık. Şimdi biz böyle bir adım atarsak onlar da farklı bir adım atarlar ve Libya'daki yönetimi değiştirmek için harekete geçerler. Rusya Amerika, Avrupa, Fransa, Almanya herkes şu anda General Hafter'in mevcut rejimi yıkması için destek veriyor. Rusya silah ve asker desteği veriyor. Avrupa siyasi destek veriyor. Amerika istihbarat desteği veriyor. Ve dolayısıyla büyük ihtimalle General Hafter mevcut yönetimi devirip kendisi başa geçecek. Bunun sonrasında ne olacak peki? Türkiye'nin anlaşması suya düşecek. Doğu Akdeniz'den Türkiye'nin pay almaması için elden gelen her şey yapılıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin eli zayıf. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda eli zayıf. Zamanında atmadığı doğru adımlar nedeniyle Bugün bu noktaya kadar gelmiş durumdayız. Ve bize şunu söylüyorlar. 50 senedir aklın neredeydi? 50 senedir Doğu Akdeniz'de İsrail doğalgaz ararken Mısır son 20 senedir orada doğalgaz ararken senin aklın neredeydi? Yes be anam demek dışında ne yapıyordun Kıbrısla ilgili diye soruyorlar. Bakın kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan bile Bizim Kıbrıs'ımızı tanımadı. Neden? Çünkü biz Kıbrıs'ın zamanında arkasında durmadık da ondan. Şimdi dolar, dolar 5.91'e geldi. 5.95'e doğru gidiyor. 5.95'i muhtemelen kıracak hem de hacimli bir şekilde kıracak. 5.95'i kırdıktan sonra da büyük ihtimalle önce 6 psikolojik direnci, ardından 6.20, 6.20'nin kırılmasından sonra da 6.80'e doğru hızlı bir şekilde hareket ettiğini göreceğiz doların. Hala biz doları baskılama konusunda da ısrar edersek ki edebilirler diye de çok endişeliyim. Hala biz doları baskılayıp Türk lirasını belli bir seviyede tutmaya devam edersek ne olacak biliyor musunuz? Görev zararları kamu bankalarını artmaya devam edecek. Bütçe çok daha büyük delikler vermeye devam edecek. Türkiye'nin cari açığı da patlayacak. Yani bizim bütün ekonomik sistemimiz darmadağın olacak. Reel sektörümüz yeni yeni konkordatolar ve iflaslarla tanışmak zorunda kalacak. Ve bütün bunlar bir araya geldiği zaman da Türkiye ekonomisi aslında olması gerekenden çok daha derin bir ekonomik krize doğru sürüklenecek. Resesyon stagflasyon ve ardından ekonomik kriz. Bu işe baskı yapıldıkça 3-4 sene daha karanlık günler bizi bekliyor olacak. Bakın bir çözüm önerisi de koyuyoruz ortaya. Diyoruz ki Türkiye'nin acilen ithalatın önünü kesen ithal ikame üretimine geçmesi gerekiyor diyoruz. Bunun için Türkiye'nin mutlaka dolar kuru üzerindeki baskıyı kaldırması gerekiyor diyoruz. Türkiye'ye siz yabancı malın girmesini istemiyorsanız, Türkiye'nin üreten, kendi kendine yeten, işsizliği azalan, gelir dağılımı adil olan bir ülke haline gelmesini istiyorsanız bir an önce bu kur üzerindeki saçma sapan baskıyı kaldırmak zorundasınız. Kaldırmazsanız ne olur? Bugün tutarsınız, yarın tutarsınız, öbür gün ülke ekonomisini de, dövizi de darmadağın edersiniz ve geri dönülemez büyük yaralar açarsınız. Büyük yaralardan bahsediyorum size. Eğer ki biz bu kadar baskı yapmamış olsaydık dolara bugün bizim reel sektörümüzde belki de bu kadar çok batan konkordato ilan eden firma olmayacaktı. Belki finans sistemimiz bu kadar büyük bir darboğaza girmeyecekti. Belki uluslararası arenada elimiz daha güçlü olacaktı. Makyajlı göstermelik ekonomik bir model izlemek yerine ekonominin gerçekleriyle hareket etmiş olsaydık bugüne kadar belki her şey çok daha farklı olacaktı ve 2020 yılına elimiz çok daha güçlü bir şekilde girebilecektik. Bugünse iddia ediyorum 2020 2019'dan çok daha zor bir yıl olacak bizim için. Çünkü bütün dertleri, tasaları, problemleri 2020 yılına büyüterek aktardık ve 2020 yılı ne yazık ki çok zor geçecek. Dolar mı? Dolar Öyle ya da böyle devalüe olmak zorunda kalacak. Dolar öyle ya da böyle aynı 94'te olduğu gibi çünkü 93'te de çok ciddi bir baskı olmuştu. Dolar üzerinde sonra 5 Nisan kararları alınmak zorunda kalındı. Aynı 94'te olduğu gibi şok hareketlerle ekonomimizi de çok ciddi sıkıntılara sokabilir. Bu doların daha doğrusu bu Türk lirasının olması gereken değere gelmesinin Türkiye'nin tek kurtuluşu olduğunu farkında değil misiniz? Evet sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.